Balkan göçmenleri bu acıyı deprem yaşamadık ama kaçmak zorundaydık. Yani depremde nasıl insan kaçıyor, canını kurtarabiliyor? Burada da canını kurtarmak önemliydi. Bıraktılar, gelmişler. Biz büyüklerimizde hep böyle dinlemiştik. Aynı duyguları onlar da böyle canını kurtardığına şükrediyor. Öncelikle ülkemizin yaşadığı bu afette dolayı tüm Türk halkının başı sağ olsun. İnanıyorum ki kısa sürede bu acıları da telafi edip yol alacağız. Biz tabii pazartesi sabahı erken saatlerde deprem olduğunu duyunca ekip olarak hemen bir telefon trafiği yaptık. Ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabilir? Çünkü bizler de özellikle bizim çoğunluğumuz Balkanlardan göç edenler evini, barkını, her şeyini bırakıp sıfırdan hayata başlamıştık. Orada can kaybı var, eşyasını yitirenler var. Yani sıfırdan hayata yeniden devam edebilecek. Onlara nasıl yardımcı olabiliriz diye öncelikle hemen valiliği aradık. Biz nasıl sabahleyin daha erkenden valiyi aradığımızda valilik dedi ki bize AFAD ve Kızılay üzerinden ancak yardım yapabiliriz. Hemen üyelerimize ulaştık ve kısa sürede kadın komisyonu, gençlik kolları ve sosyal danışma komisyonlarımızı göreve davet ettik ve üyelerimize de intikal ettikten sonra burada yardım toplamaya başladık. Bu yardım aynı yardım. Maddi yardımı biz AFAD'a ve Kızılay'a yönlendirdik. Kendimiz para almadık, herhangi bir toplantımızı yapmadık. Bu arada Kahramanmaraş'ta, Osmaniye'de ve Adana Ceylan'da depremzede ve Balkan göçmeni dernekler de bize ulaştılar. Yardım istediler. Biz onların durumlarını da paylaştık ama valilikle görüştüğümüzde ancak AFAD üzerinden olabileceğini düşünerek biz AFAD'a şimdi yardım toplamaya, organize etmeye başladık ve hızlı bir şekilde gelen yardımları birinci el veya ikinci el olsa bile yıpranmamış, temiz onları ayırdık. İşte çocuk giysisi, yetişkin çocuk, delikanlı, genç kız veya yetişkinler, giyim, kuşam, hijyen malzemesi, gıdadır. Hepsini ayrı ayrı bölümlerde paketledikten sonra hızlı bir şekilde AFAD'a ulaştırmaya başladık. Yaklaşık bu süreçte 550 aile bize aynı yardım yapmaya gelmiş. Yani gece gündüz, gündüz ve gece 12'ye kadar merkezimiz açık oldu. Çünkü bir taraftan yardım aldık, bir taraftan gelen yardımları tasnif edip ulaştırmaya çalıştık. Bu süreç içinde bizler 2 tır ve 2 kamyon dolusu AFAD'a teslim ettiğimiz eşyalarımız gitti. Bunların içinde battaniye de var, yorgan var, kilim var, ısıtıcı var. Çocuklarla ilgili ne aklınıza gelirse ayakkabısına kadar hepsini ulaştırdık. Su çok yoğun bir şekilde gelen üyelerimizdeki bu yardımları ulaştırdık. Son günlerde bir başka süreç de işledik. Çünkü deprem bölgesinden Bursa'ya gelen aileler vardı. Yaklaşık burada da 73 aile toplam 302 kişiye bu topladığımız kişileri açtık kendilerine. Ne ihtiyacı varsa giyim, kuşam, yeme, içme, ev eşyası, buzdolabı, televizyonuna kadar, çamaşır makinelerine kadar kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Son birkaç gündür de Malatya'dan, Antep'ten, çeşitli bölgelerden bize ulaşan nokta acil ihtiyaçlar vardı. Mesela son hafta kefen çok yoğundu. Kefen üyelerimize patiskaları bulduk, kestirdik ve hızlı bir şekilde deprem bölgesine göndermenin yanında. Son Malatya ve Antep'e ise, yani Malatya'ya 65 koli, Antep'e de 80 koli giyim, kuşam, yiyecek ve hijyenle ilgili ne aklınıza gelirse onların ihtiyacı olan battaniye, yorganına kadar ısıtıcı gönderdik. Şimdi ben özellikle bu organizasyonda Balgöç'ün kadın komisyonu, gençlik kolları, şubelerimiz de var bu arada. Onlara da çok, özellikle Orhan Gazi, İnegöl ve Bandırma şubemizde lokalize topladı, Kestel şubemiz. Bunlar topladılar, gerektiği zaman birbirimize oralara gelen göçmen afetsizde ailelere yardımları da birbirimize ulaştırabildik, gönderebildik ihtiyacımız olan şeyleri. Ben şubelerimle beraber koordinasyonu yaptım. Bizim tabii burada
en önemli görevi genel sekreterliğimiz ve sosyal yardımlaşma komisyonumuza bağlı olan genel başkan yardımcımız ve genel sekreterliğin koordinasyonunda tüm ekiplerimiz, birimlerimiz çalıştı. Yalnız üyelerimiz değil, Bursa'daki hemşerilerimiz de, yani Bursalı hemşerilerimiz de bu aynı yardımı bizlere ulaştırdılar. Biz de hiç ayrım yapmaksızın nerede, ne hangi bölgeden depremzade varsa onlara da ulaşmaya çalıştık. Umuyorum ki istifade ettiler, istifade edecekler. Bu acı çok acı, telafisi zor bir şey ama bir nebze Balkan Göçmenleri Kültür ve Danışma Derneği olarak yardımcı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Yani biz Balkanlar, çünkü gelen aileler onu hissettiler. Biz burada rahatlıkla yeme içme, onlara ikramda bulunduk. Açtık aynı yardımların ne ihtiyacı varsa onları paketledik, onlara arabasıyla nerede kalıyorlarsa oraya kadar ulaştırdık. Onlara da onu söyledik. Biz Balkan göçmenleri bu acıyı deprem yaşamadık ama orada bir anda, çünkü Türk ve Müslüman olmanın bedelini kaçabilen ana vatana kurtuldu. Zaman zaman bölüm bölüm göçü yaşadık. Eşyamız yok, hasta, açıktayız, aç açıkta gelenler. Bizim insanımız bu yönde çok duyarlı davrandılar. Baktım çok evlerindeki en değerli eşyalarını bile getirmişler. Oyuncak özellikle çocuklar getirdiler. Bir aileyi burada ben şahit oldum. 3-4 tane çocukları vardı. Sanırım Hatay'ın ilçelerinden bir gelen bir aile. Tam o esnada bir küçük kızımız evdeki yeni oyuncaklarını aynı olarak getirmiş. Dedim bak kardeşler var içeride. O kızımız buradaki küçük kızlara o oyuncaklarını verdiler. Nasıl mutlu çocuklar. Anne babası hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yani bir haftadan beri böyle acıyı çeken ailede bu çocuklarının sevinmesini görmesi bile babası için büyük bir mutluluktu. Sevinçten gözyaşlarını döktü. Biz de çok duygulandık. Bu yönde de duyarlıyız. Tabii ani oldu. Böyle bir hazırlıklı içinde değildik ama kısa sürede çok sayıda yardımı ulaştırdığımıza inanıyorum. Bundan sonra da ihtiyaç olan yine hemşehrilerimize, depremzade arkadaş kardeşlerimize hem Türkiye'de hem de Bursa'da yardımcı olmaya yine devam edeceğiz. Bir kısmı kendi göçü yaşamışlar, bir kısmı da büyüklerimiz hep anlatıyorlardı zaten. Kaçmak zorundaydık. Evimizi, hayvanımızı, eşyamızı bırakıp bir an evvel gitme. Yani depremde nasıl insan kaçıyor, canını kurtarabiliyor. Burada da canını kurtarmak önemliydi. Bıraktılar, gelmişler. Biz büyüklerimiz de hep böyle dinlemiştik. Aynı duyguları onlar da böyle canını kurtardığına şükrediyor. Biz soruyoruz, evimiz hepsi yıkıldı veya artık evimize giremiyoruz, perişanız. Sıfırdan başlamış insanlara. İnanın ben bazı arkadaşlarımız mesela burada bir evler verilmiş, kapkacağı yok. Gittiler evlerindeki 3 tane varsa bir tanesini verdi. Tabaklarını, tenceresini getirdiler, verdiler. Bu kadar yani seferber olduk. Bundan da keyif duyduk yani. Acının bir telafisi gibi diye düşünüyorum biz. Çok sayıda üyemiz zaten ekonomik durumu iyi olan direkt üyelerimiz, yardımı ulaştıranlar da var. Yani sanayici, esnaf arkadaşlarımız var. Ama biz zaten Balgıç yönetiminde daha önce ilk organizasyonda bir sosyal yardımlaşma komisyonu kurmuştuk. Yani bunu deprem olacak diye değildi. İhtiyacı olabilecek Türkiye'de, Balkanlar'da üyelerimizin içinde ani bir ihtiyacımız olacak kişilere hazırlıklı olalım ve koordine edelim diye böyle bir komisyon kurmuştuk, faaliyetlerimizi başlamıştık. Onun için dedim birden hazırlıklı, tam hazırlıklı değildik ama ön hazırlığımız yapılmış bir komisyonumuzdu. Neler yapabiliriz, neler yapmamız gerekir diye zaten bu komisyonumuz ön çalışmanın içindeydi. Bu da büyük bir tecrübe oldu bizler için.